Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video ile demek isterdim ama arkadaşlar bugün güzel bir video değil. Size sinir olduğum ve uzun zamandır gerçekten benim canlı yayınlarımda, benim videolarımın altında sürekli sormuş olduğunuz, yapmış olduğunuz, beni bile bıktırdığınız bir konudan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aranızda illaki toksikler çıkacaktır ve bu toksikleri de gerçekten kanaldan banlayacağım. Yorumlar kısmından, canlı yayından gerçekten bunları banlamak için uğraşıyorum. Geliyorsunuz bana YBC nerede? Laz nerede? Ama bana ne oğlum? YBC neredeyse nerede? Laz neredeyse nerede? Arkadaşlar burası benim kanalım. Burası benim videom, doğru mu? Benim yayınım. Gelip yayınıma bana Laz nerede diye soruyorsunuz. Artık yeter arkadaşlar. Bunu, bir sorununu çözmek için size gerektiğiniz cevabı vereceğim. Ve bana gerçekten bir daha Laz'ı soranı, YBC'yi soranı kanaldan sonsuza kadar banlayacağım. Eğer ki gerçekten banlanmak istiyorsanız bunu yapın yani, anladın mı? Artık darlandım ya. Vallahi darlandım. Abi Laz 2 ay video atmaz gelir bana sorarsınız. Oğlum gidin başka birine sorun. Gidin Laz'a mesaj atın. Bana niye soruyorsunuz oğlum sürekli? YBC hastanedeydi. 2 tane video attık. La yayın açıyorum. Adam geliyor bana YBC'yi soruyor. Oğlum ne yaşıyorsunuz siz? Vallahi ne yaşıyorsunuz? Bunun adı merak falan cart curt değil. Adam video atmıyor. Merak ediyorsan git Laz'ın Instagram'ı var. Mesaj at. Mail at. Maili yok mu? Adamın kanalı mı silindi kalktı sanki? Gidin atın abi. Şimdi bugün bunu çözmek için arkadaşlar birkaç tane video yapanlar var. Ben de size bunun gerçeğini söyleyeceğim arkadaşlar. O yüzden şimdi size göstereceğim videoları geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sorular neden çoğalıyor? Bunları bir ilk önce söyleyeceğim. Bu sorular neden çoğalıyor bende veya benim yayınımda, Beret'in yayınında, anladın mı? Sürekli bunları soruyorsunuz. Yayınla videolarda da soruyorsunuz. Bunların asıl kaynakları şunlar arkadaşlar. Bu tarz videoları yapan insanlar yüzünden siz saçma salak şeyler düşünüyorsunuz. Yine YBC'de de yaptınız. Bir 10 gün önce, 15 gün önce attım ondan sonra. Hatta 2 ay, bir ay önce de atmış olabilirim. Hatırlamıyorum. Sırf sadece şu tarz videolar yapan arkadaşlar yüzünden gelip benim yayınımı bok ediyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Artık yetti yani. Gerçekten yetti. Bunları ben artık benim kanalda görmek istemiyorum. Abi yemin ediyorum bak, mesela adam yazmış. Laz geri dönüyorum. Son dakika. 6 gün önce atmış. Anladın mı? Ya nereden biliyorsun Laz geri dönüyor? 40 bin izlenmiş. Mesela 40 bin kişiye sen benim canlı yayınım mesela izleniyor. 200 bin, 300 bin, 400 bin izleniyor canlı yayınlarım arkadaşlar. Bu video yüzünden arkadaşlar 40 bin kişi yanlış bilgileniyor. Ve benim canlı yayınıma gelip sabote ediyorsunuz. Ben artık chatimde arkadaşlar şöyle chat'e bakıyorum, oyun oynuyorum. Yani benle ilgili veya ondan sonra oyunla ilgili o anki canlı yayının akışıyla ilgili bir şeyler yapabiliriz yani. Anladınız mı? Laz nerede? Laz YouTube'u mu bıraktı? Ya arkadaşlar gerçekten. Bak mesela Laz geri dönüyor diye yapmış. Laz geri dönmeyecek çünkü diye MK diye bir kanal yapmış mesela. YBC sonunda video atacak ama Laz Ali diye bir tane video yapılmış. Laz neden video atmıyor? Silinmeden izniye diye izle diye de bir video yapılmış. Enzel bir açıklama yapmış. Artık Enzel'e de gitmişsiniz. Ondan sonra Enzel'e de söylemişsiniz. Şimdi şöyle tek tek izleteceğim size. Türkiye piyasasını taşıyan isimlerden birisiydi. Her ne kadar Laz Ali kitlesi çektiği Brawl Stars videolarından tanısa da Laz Ali yaklaşık 9 yıldır YouTube platformunda bulunan bir isim. Yani durumu şöyle özetleyeyim. 9 yıl önce doğan kişiler şu an ilkokul 3 veya 4'e gidiyorlar. Laz Ali kanalında Brawl Stars'la tanışmadan önce birçok oyun videosu da yayınlamıştı. Class of Clans, Clash Royale, Marvel Şampiyonlar Turnuvası, GTA 5 kafa topu ve sayamadığım birçok oyun daha. Lakin bu yayınlanan birçok oyun Laz Ali'nin istediği etkileşimi vermiyordu. Ve bir anda piyasaya öyle bir oyun çıka geldi ki adeta Laz Ali için tasarlanmıştı. Zaten tahmin ettiğinizi düşünüyorum ki Brawl Stars. Oyun mekaniği, grafikler, karakterler tam Laz Ali'nin istediği gibiydi. Bunları ben söylemiyorum. Laz Ali zaten birçok oyun videosunda da böyle bir oyun aradığını söylüyordu. Elindeki YouTube kitlesi zaten Supercell oyunlarına alışık olduğu için ve Brawl Stars da bir Supercell oyunu olduğu için Laz Ali kanalında Brawl Stars videosu yayınlamaya çekinmedi. Ve Laz Ali ilk Brawl Stars videosunda 700 TL'lik 2000 elmas almıştı. Bu durum izleyicileri haliyle etkilediği için Laz Ali disiplininden sapmayarak günümüze kadar bu şekilde geldi. Laz Ali'nin kim olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız da öğrendiğine göre asıl konumuza geçebiliriz. YouTube kanalına 4 aydır video yayınlamayan Laz Ali birçok izleyen tarafından YouTube'u bıraktığı düşünülüyordu. Lakin benim düşüncem olarak Laz Ali YouTube'a geri dönecek. Laz Ali'nin en yakın arkadaşı olan YBC geçirdiği kazanın ardından YouTube'a geri döndü. Ve bu durumda şaka yapmıyorum, Laz Ali de YouTube'a geri dönebilir. Bahsettiğim durumu anlamanız için teori kısmına başvuracağız. Bir zamanlar Brawl Stars Türkiye piyasasını Laz Ali ve YBC taşıyordu. Ve aralarında biraz uçağa kaçacağım Messi ve Ronaldo rekabeti gibi bir durum vardı. Atıyorum YBC günde 400 bin izlenirken Laz Ali 600 bin izleniyordu ve bu tarz şeylerle de rekabete giriyorlardı. Biz fark etmesek de bu durum YBC'nin ve Laz Ali'nin her gün video atmasına motive oluyordu. Günümüzde Laz Ali yine o rekabet havasını alırsa bence YouTube'a dönmesi pek zor olmaz. Hazır YBC de YouTube'a geri dönmüşken neden olmasın?
Mesela bak dediğim gibi arkadaşlar 40 bin kişiye yanlış bir şey aksetmişler ve bu arkadaşın yaptığı video yüzünden tabii ki böyle videolar olacak. Bunlara elbet tepkim değil ama tepkim şu arkadaşlar, benim canlı yayınıma gelip Laz nerede? Laz dönecek mi? Abi bana sormayın, yeter abi. Gerçekten yeter ya. Mesela Laz Ali video atmıyor, neden video atmıyor? Tüm detaylarda 2 dakikalık bir video yapmış adam. 2 ay önce 60-76 bin izlenmiş. Bakalım 76 bin kişiye nasıl yanlış bilgiler vermiş. Ali, ne yaparsın? La hanım, oyun oynayalım ya. Ne? Gel bana yemekte yardımcı ol. Ya bırak yakama, hay Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar. Evet, bu videoda Karadeniz şivesiyle konuşan kişi Laz Ali. Ve izlediğiniz videoyu da 2015 yılında yükledi. Aslında Laz Ali'yi ne kadar Brawl Stars videolarından tanısak da günümüze kadar birçok oyun videosu da denedi. Clash of Clans, Clash Royale, Marvel Şampiyonlar Turnuvası, PES 16, GTA 5 ve sayamadığım birçok oyun daha. Tümüne baktığımızda her bir oyunun kendi döneminde izlenen oyunlardan olduğunu görüyoruz. İşte Laz Ali'nin Brawl Stars hikayesi de tam da bu şekilde başladı. Yıllar 2018'i gösterirken Brawl Stars Türkiye'de bir patlama yaşadı. Bu durumu fark etmesi kolay olan Laz Ali, diğer YouTuber'lar gibi gameplay videosu yapmak yerine ilk Brawl Stars videosunda 700 TL'lik 2000 elmas almıştı. Ve yeni çıkan bir oyuna bu tarz para yüklenimi izleyicilerin dahiliyle ilgisini çekmişti. Aslında Laz Ali... Ya genelde hepsi zaten aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Farklı bir şey yok, emin olabilirsiniz bu konuda bak. Bak izledik, daha deminki videonun copy paste aynısı. Mesela Enzel video açıklaması yaptı. Şu Enzel'in açıklamasını bir izleyelim. Laz Ali YouTube'u bıraktı mı? Laz Ali YouTube'u bıraktı arkadaşlar. Laz gitti tamamen. Ve gelmeyecek. Geçen gün Laz'la konuştum. Laz, Berat Ali, ben Discord konuşması yaptık. Discord'da konuştuğumuzda Laz gelmeyeceğini söyledi. Ve Laz YouTube'a geri dönmüyor arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. İsteyen kötü haber olarak alabilir. İsteyen iyi haber olarak alabilir. Laz'ı bir daha YouTube'da görmeyeceksiniz. Uzun bir süreliğine bıraktı. Yaklaşık bir sene, iki sene gelmeyecek. O şekilde. Laz Ali YouTube'u bıraktı. Ha mesela bak Enzel gayet açıklamasını yapmış. Bunu da çoğu kişi de görmüştür. Mesela gerekli yerlerde ben de açıklamasını yapıyorum ama arkadaşlar böyle bir video yapmak zorunda bıraktınız beni. Gerçekten beni şöyle... Bir video yapmak zorunda bıraktınız. Ben bugün gameplay videosu atabilirdim veya para yatırdığım bir video atabilirdim. Anladınız mı? Ama maalesef bu sizin yüzünüzden. Laz video atmayacak arkadaşlar. Bunu da daha da sormanızı istemiyorum. Aynen daha demin Enzel'in yaptığı açıklama gibi uzun bir süre aramızda yok. Ondan sonra ben de olmayabilirim. Belki ben de yarın bırakabilirim. Bunun da bir sonu yok arkadaşlar. Bunun da bir hani önü kestirilebilir bir tarafı yok. Ama insanların yayınında başkalarını sormaya arkadaşlar. Yayınlarımız izleniyor gayet iyi. Güzel şekilde ilerliyoruz. Okullarımız tatile girdi. Güzel güzel yayınlar yapacağız ama artık chatte ben bile sinir olmaya başladığım şeyler var arkadaşlar. Bir insana bir şeyi bir kere söylersin eyvallah. İki kere söylersin eyvallah. Üç kere bile söyleyemezsin ama o üçüncüyü de mi söyledin? Eyvallah. Tamam biz büyük bir kitleye hitap ediyor olabiliriz. Haklısınız. Aranızda bu videonun altına kötü yorumlar yapacaklar illaki olacaktır. Biz tabii büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Benim 700 bin abonem olacak çok yakın zamanda. YBC olsun, Laz olsun ondan sonra Türkiye Brawl Stars'ta en çok kitleye sahip ekibiz arkadaşlar. Bunun farkındayım. Merakınızı da anlıyorum ama bu videoyu yapma amacım artık benim videolarımın altına, yayınlarıma gelip Laz'ı, YBC'yi sormanızı istemiyorum arkadaşlar. Kimi merak ediyorsanız herkese erişebileceğiniz yerler var. Laz'ın Instagram'ı var, YBC'nin Instagram'ı var. Bu videonun altına koyacağım, gerçekten koyacağım. Gidip nerede kaldıklarını, ne yapacaklarını onlara mesaj atarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani bana değil. Bu kişi ben değilim. Tamam, en yakınlarındaki insan ben olabilirim. Bunu biliyorum. Okey ama artık ben de darlandım arkadaşlar. Bunu siz de anlayabiliyorsunuz değil mi? Ve hatta bu yapılan şey beni sözlü şekilde, yazılı şekilde taciz etmek arkadaşlar. Sürekli bana aynı şeyleri yapmak yani baktığınız zaman çok yanlış bir şey değil mi? Benim de sinirim bozulabilir, gergin olabilirim. Sırf bana YBC'yi sordun diye belki ağzımdan o sıra sana karşı hoş olmayan sözler çıkabilir veya Laz'ı aynı şekilde. O yüzden arkadaşlar bu videonun altına bırakıyorum. YBC'nin Laz'ın Instagram'ını, onların reklamını yapıyorum. Gidip arkadaşlar izleyin. Gidip arkadaşlar onlara sorun. Bana da bu saatten sonra kimse yorumunda da, şunda da bunda da yazmasın. Canlı yayına da gelip yazmasın. Sizden tek isteğim bu. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Umarım doğru anlaşılmışımdır. Kendinize iyi bakın. Bay bay.